biraz daha ofansif anlamda işte kalabalık tuttuk orta sahayı ve kanat oyuncuları biraz daha hızlı ataklarla rakip kaleye inmeye çalıştık. İyi de baskı kurduk. Belki golü daha erken bulabilseydik belki farklı olabilirdi. Tabii ancak buna sığınmamak lazım. Bireysel hataları daha aza indirgemek lazım, indirmemiz lazım. Bunun üstüne çalışacağız. Genel anlamda iyi bir mücadele ettik. Burada kendimize kaybettik. Taraftarlarımızla büyüttük camiamızda. Ama bunun telafisini inşallah haftaya deplasmanda alacağımız 3 puan dolduracak. Artık önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Bu maçın sevinciyle bir haftaya geçirecek halimiz yok. Çünkü Adana maçını almasak bu maçın galibiyetinin bir anlamı kalmıyor. Ya arkadaş ben Elazığ'a iyilikten başka bir şey yapmadım. Geçen sene playoff oynamıyorsun diye eleştirildiğimiz takımdan iki tane ya oyuncu ya var ya yok. Ya benim oynattığım takımdan 3 tane oyuncu oynuyor mu burada? Ya madem o takım playoff oynayacak bir takımdı da beni ilgilendirmez ama madem biz oynatamadık neden bu kadar takviye yapıldı? Dolayısıyla bu sene Elazığ Spor çok iyi bir kadro kurdu. Yani bizlerle uğraşacağına bence o kadronun hakkı çok iyi bir kadroları var. Onu değerlendirsin. Artı ben Elazığ'a iyilikten başka bir şey yapmadım.